Merhaba magazin severler. Bugün 14 Nisan Çarşamba. Sizlere bu videomuzda dünün yani 13 Nisan Salı gününün gelişen magazin olaylarından derlediğimiz bir haber turu sunacağız. Özet ve kompakt şekilde. Burada başlıklarını ve fotoğraflarını gördüğünüz haberlerin detaylarını her zaman olduğu gibi magazinkolik.com sitemize girerek ayrıntılarıyla okuyabilirsiniz. Dünün en çok okunan haberi bir koronavirüs muzdaribi Hazal Kaya'nın yoğun bakım isyanıydı. Biliyorsunuz Hazal Kaya koronavirüs olmuştu. Evde atlatmıştı bu hastalığını. Negatife dönmüştü. Yalnız dün sette tansiyonu düşünce hastaneye kaldırılmak istendi. Ve aldığı cevap hiçbir hastanenin yoğun bakımında yer yok. Allah kolaylık versin diyor ve isyan ediyor bu duruma. Biz diyor oyuncuyken, bilinen insanlarken böyle yaşıyorsak diğer insanlara Allah yardım etsin diyor. Gerçekten de Allah yardım etsin. Dünün en çok okunan ikinci haberi bir yabancı kaynaklı haberdi. Kim Kardashian ile Kanye West biliyorsunuz boşanıyorlar. Bunun için oturdular uzlaşma yaptılar. Onların boşanmaları zaten çok mal mülk ya da çok eşya olduğu için bayağı sıkıntılı bir süreç oluyor. Anlaşmayı yapmışlar. Emrah Yedekçi biliyorsunuz Magazin Koli'nin e-ticaret yazarı. Kendisi e-ticaret ile yatırım başlıklı yeni bir yazı yazdı. Gerçekten nasıl yatırım yapılıyor? Bitcoin'ler nedir? Haberin içinde detaylarıyla okuyabilirsiniz. Emrah kardeşimizin eline sağlık diyoruz. Survivor 2021'de kim gitti? Duygusal bir veda oldu. Her gidiş erken bir gidiştir ama bu seferki de biraz ilginç oldu. Petek Tinçöz daha önceki bir davasından dolayı avukatı olan borcundan dolayı tazminat ödemeye çarptırıldı. Ve şimdi bu tazminatı da ödeyecek. Öyle bir dava görüldü ki Deniz Çakır'la ilgili savcılık beraatini istedi ama beraatini istedikten sonra hakkında suç duyurusunda bulunmak durumunda kaldı. Garip bir hukuk garabeti bu. Biz de hukuk bilmecesi diye verdik haberi. Ne olduğunu açıkçası haber okuyunca bakalım siz anlayabilecek misiniz? Van Gölü biliyorsunuz bir uzaydan çekilen bir fotoğrafı finale kalmıştı NASA'nın açtığı bir yarışmada. Orada bir Türkiye'de bir milli bilinç oluştu. Herkes gitti oy kullandı ve bunun sonucunda Van Gölü fotoğrafı birinci seçildi. Onun haberi var. Bir sosyal sorumluluk haberi var. Engelli çocuklar özellikle maske takma konusunda bayağı bir sıkıntı yaşıyorlar. Onlar öyle bir tanıdığınız varsa nasıl yardımcı olabilirsiniz? Böyle bir haberimiz var. Dünkü editörün seçimi Hayko Cepkin Fahrettin Koca'ya kapak gibi bir cevap verdi. Fahrettin Koca ya sormuşlardı bunun suçlusu kim bu kadar durun. 84 milyon hepimiz demişti. Hayko Cepkin de bir açıklama yaptı Twitter hesabından. Dedi ki benim zerre kadar dahlim yoktur bu konuda. Beni ayrı tutun Sayın Bakan Efendi dedi. Ve hepimize aslında tercüman oldu. Bu işe dahli olmayan herkesi neden suçladı Bakan Koca? Çünkü bazılarını korumak için. Kongrelerde ve camilerde bir sürü cenazelerde bir sürü insanın bir araya gelen insanları korumak için 84 milyonu da topun ağzına koymuştu Fahrettin Koca. Hayko Cepkin'den gerçekten güzel bir cevap geldi. Dünün editörün seçimi ikinci haberi Feyza Aktan'dan geldi. Özcan Deniz'in eski eşi biliyorsunuz. Çok ilginç bir açıklama yaptı. Ben ondan bir kere değil defalarca dayak yedim diye. Bu davanın sonucu hiç iyi gitmiyor. Aile yapısını çok zedeleyen bir dava oldu bu. Hiç hoş olmadı. Allah ıslah etsin diyelim. Ne diyelim? Hadise internette milyar barajını aştı. Yani bugüne kadar bütün şarkılarını topladığınız zaman milyarın üzerinde izlenmiş oldu. Onunla ilgili bir haberimiz var. Sedef İbay Ramazan programı yapıyor ve sahur ve iftarda bizlere
neler pişirmemiz gerektiğini mutfak programında anlatıyor. Bu akşam ekranlara gelecek, bizim de sizlere fragmanlarını yayınladığımız 3 tane dizi var. Bunlar TV8'deki Doğduğun Ev Kaderindir, ATV'deki Kuruluş Osman ve TRT1'deki Benim Adım Melek. Bu dizilerin fragmanlarını ve bölüm özetlerini sitemize girerek okuyabilirsiniz. Bu arada bizi Instagram'da takip etmeyi, YouTube'da kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Size sağlıklı bir gün diliyorum. Hepinize mutluluklar, sevgiler. Hoşça kalın.